Harikası Yarın. Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar, Neslihan Gürgün. Kayıt ve Montaj Mustafa Özcan. Annesi ölünce kardeşi Mürteza ile yalnız kalan Ahmet, kardeşini amcasına emanet ederek İstanbul'a gider. Bir süre inşaat işçiliği, daha sonra seyyar satıcılık yapar. Biraz para biriktiren Ahmet, köye kardeşini almaya giderse de Şahina adında birinin yanına evlatlık olarak giren Mürteza abisiyle İstanbul'a gitmez. Çaresiz kalan Ahmet tekrar İstanbul'a döner ve Yakup adında birisinin tuğla ocağına ortak olur. Bu arada Geri Lisesi'ne de yazılan Ahmet burada Zerrin adında bir kızla tanışır ve onu sever. Zerrin'in kendisine çok benzeyen yumurta ikizi Berzin'den haberi olmadığı için onun bir gençle kaçması üzerine Ahmet yıkılır. Halbuki sevdiği kız olan Zerrin, üvey annesinin kendilerini terk etmesinden sonra başka bir semte taşınmıştır. İçki müptelası babası bir gün evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmez. Çaresiz kalan genç kız İzmit'te bir iş bularak oraya yerleşir. Beri yandan tuğla ocağı iflas eden Ahmet, beş parasız kaldığı bir sırada köyde kıraç yerde bulunan tarlasından maden çıkması üzerine beklenmedik bir zenginliğe konar. Öte yandan Ahmet'in köyünde kardeşi Mürteza'yı tetikçi olarak yetiştiren Şahin Ağa, onu kötü, kirli emelleri için kullanmıştır. Husumeti Dursun Ali'nin şehirli gelinini kaçırmak isteyince aynı zamanda Zerre'nin ikizi olan Berrin intihar eder. Olanların farkına varan Mürteza, bütün bu kötülüklerin kaynağı olan babalığı Şahin Ağa'dan intikam almaya karar verir. Babanın sıcacık evi dururken ne işin var bu ayazda buralarda? Hiç. Gece kasabadaki sinemadan köye geliyordum. Bizim davarları bir yoklayayım dedim. Buraya geldim. Sen ne zaman gittin ki kasabaya? 2 gün oluyor. O zaman köydeki işten haberin yok senin. Ne olmuş ki köyde? Ali Osman Ağa İstanbullu gelinine oynaş girmiş. Eesi günahına it girsin. Geliniyle bir olurken ağzı erilip çarpılmış. Allah Allah. He? Peki kızın kayınbederiyle beraber olduğunu kim görmüş? Vallahi söylenenlere göre Şahin Ağa Ali Osman'ın gelininin evinin oradan geçiyormuş. Gürültüler duymuş. O sırada köylü camiden çıkıyormuş. Onlara haber vermiş. Kapıyı kırıp eve girmişler ki herif don gömlek gelinin yatağında çırpınıp duruyor. Gelin de deli dana gibi ağlayarak ortalıkta dolaşıyormuş. Vay Şahin Ağa vay. Sen şeytana bile taş çıkartmışsın. Daha bitmedi. Şimdi Ali Osman Ağa öyle bir can verdi ki ben bile korktum. Onu mezara gömdük geldik ki gelin de kendini zehirlemiş. Yarım saat çabaladıktan sonra o da ruhunu teslim etmiş. Dur bir dakika. Ne dedin sen? Ya şu İstanbullu gelin o da zehir içerek canına kıymış. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Ölmeden önce de kocasına bir mektup yazıp bırakmış. Yeminle kayınpederinin koynuna girmediğini, onunla oynaşmadığını, masum olduğunu yazmış. Doğru yazmış. O namuslu bir kızdı. Ben de senin gibi düşündüm. İnsan ölürken neden yalan yazsın ki? Haklısın bunu söyle. Neyse, ben gideyim artık. Hadi bakalım. Hadi ooo! Ooo! Yerin dibine batasıca Şahin Ağa! İki masumun ölümüne aracı ettin beni. Nasıl yaptın Şahin Ağa? O günahsız geline nasıl kıydın? Ama bitti artık işin. Ben de öleceğim. Mürteza, 2 gündür nerelerdeydin oğul? Ağan da meraklanıyordu. Kasabada gezdim.
Ağam nerede şimdi? Hüseyin'le samanlığa girdiler. Bir iş konuşuyorlar herhalde. İyi, gidip göreyim kendisini. Samanlık onun gizli ve pis işlerini çevirdiği karargahıdır. Hüseyin, biliyorsun senden gizlim saklım yok. Son düşmanım Ali Osman da öldü ya, gayri kimseden ağam kalmadı artık. Şunları bir dinleyeyim. Peki ya Murtaza'ya ne diyeceksin ha? Oğlan o kadar da aptal değil. Gelinin kendisini sevmediğini anlamıştır. Senin kandırdığını da bilir. Başına bela olmasın. Doğru, bu işe ne yapacağız? En iyisi onu pusuya düşürüp öldürürüz, olur biter. Sen onu ne için yanına aldıydın? Asımlarından intikam almak için değil mi? İşlerde görüldüğüne göre artık o deliğe ihtiyacın kalmadı. Lan çok akıllısın be Hüseyin. Onu burada gebertelim. Ben onu kandırıp samanlığa getiririm. Sen şu köşede yat. Fırsatını bulunca vur. Gece de cesedini götürür bir yere gömeriz. Bizim öldürdüğümüz kimsenin aklına bile gelmez. Sen nasıl istersen ağam. Vay namussuzlar. İpimi çekmeye hazırlanıyorlar. Ama görürler günlerini. Şimdi beni arayacaklar. Burada görmesinler. Dışarı çıkıp orada bekleyeyim. Ulan Şahin ha. Demek ki beni oğul diye değil, tetikçi diye yanına almışsın. Şimdi de öldürteceksin ha. Bakalım kim kimi öldürecek. İyi ki tabancam yanımda. Vay benim deli oğlum Murtaza'm. Demek geldin ha? Evet, geldim ağa. İşlerin ters gittiğine çok üzüldün değil mi? Ama merak etme ağan, her işi ayarladı. Köylüyü kandırdı. Herkes Ali Osman'ı gelinine oynaş girdi, çarpıldı biliyor. Yani kimse senden şüphelenmiyor. Ama İstanbul'a geline de sahip olamadım. Üzülme oğlum, elde güzel mi biter? Hele bir iki ay geçsin. Beğen beğendiğini alırım sana. İstersen sana bol harçlık verip İstanbul'a göndereyim. Birkaç ay ağabeyinin yanında kal. Adresi bende var. İyi olur ha. Ben eve girip bavulumu hazırlayayım. Yarım saate kalmaz adresi almak için samanlığa gelirim. Tamam, ben de orada. Yere mi gidiyorsun yoksa? Hakkını helal et Esma ana. Gidiyorum artık. Nereye gidiyorsun deli oğlan? Uzaklara. Çok uzaklara. İstanbul'a mı yoksa? Eğer öyleyse işin rast gitsin oğlum. Ha ana. Acele gittiğim için eşe dosta Allah'a ısmarladık diyemedim. Bu mektubu muhtara yazdım. Açsın okusun herkese. Senden ricam hemen götür ver, olmaz mı? Olur evladım. Benim. Geldim ağa. Buradayım oğlum. Gel. Hüseyin saklan. Deli oğlan geliyor. Sırtını sana çevirdiğinde tetiği çekersin. Tamam. Demek gidiyorsun ha? He ya. Bavulumu da hazırladım. Al şu paraları. İstanbul'da bir güzel ye. Sağ ol ağa. O elindeki şişede ne var öyle? Gaz yağı var ağam. Gaz yağı mı? Gaz yağını da ne edeceksin deli oğlan? Önce senin üzerine dökeceğim ha. İşte böyle. Ha dur yapma. Ne yapıyorsun? Gözlerim ha. Gözlerim. Al gözlerim. Kalanını gözlerim da samanlara dökeceğim. Görüyor musun? Neredesin Hüseyin? Öldür şu deliği. Yoksa samanlığı yakacak. Merak etme ağam. Şimdi göbertirim. Vuramadın Hüseyin. Ama ben hepinizi yakacağım burada. Dur yapma. Alın oğlum, işte. Yapma. Alın. Yapma oğlum. Sana çok para veririm. Yapma diyorum sana. Eyvah. Yapma. Eyvah. Samanla ateşe verdi ağam.
Kaçalım. Kaçalım yoksa meşale gibi yanacağız burada. Durun. Bir adım atarsanız alnınızın ortasından vururum sizi. Delirdin mi aslan oğlum? Seni besledim, büyüttüm. Sus yılan herif. Beni katil yaptın. Biz isteklerine alet ettin. Senelerce zavallılara eziyet çektin. Gül gibi gelin senin yüzünden canına kıydı. Ama artık bitti. Tavuk gibi kızaracak, gebereceksin. Tavuk gibi. Sen yardım et de kaçalım. Kızaracağız yoksa. Kaçalım ağam. Nereye? Nereye? Al bakalım. Al. Oh. Beni vurdu ağam. Alevler beni sardı. Ölüyorum. İmdat. İmdat. Boşuna bağırma. Öleceksin ağam. Hep böyle be. Sen de yaracaksın. Bırak elindeki silahı da gel çıkalım dışarı hadi. Ben ölümden korkmuyorum ha. Ben de senin gibi günahkarım. Bu yüzden ikimiz birden öleceğiz. Yapma etme. Çıkar beni. Her şeyim senin olsun. Çıkar beni buradan. Zamanlığın davanı çöktü. Geberdi. Neler oluyor burada muhtar? Nedir bu yangın işi? Vallahi biz de az önce öğrendik savcı beyim. Irgatlardan biri haber verdi. Kimmiş yangın altında kalanlar biliyor musunuz? Şahin Ağa, Kahya Sıkır Hüseyin ve ağanın oğlu Murtaza. Şu meşhur Şahin Ağa. Onun hakkında çok şey duymuştum. 3 tane cin gibi adamın yangından kaçamamaları garibime gitti doğrusu. Ha, az kalsın unutuyordum savcı beyim. Az önce Şahin Ağa'nın karısı Esma, oğlu Murtaza'dan bana bir mektup getirdiydi. Hmm. İsterseniz bir bakın ha. Ver bakalım ne yazmış mektupta. Tüm köylüme... Ali Osman Ağa'nın gelinine tecavüz ettiği yalandır. Çarpıldığı da Esah değildir. Çünkü onu ben öldürdüm. Şahin Ağa gelin seni seviyor diyerekten beni kandırdı. Cahillik ettim, bilemedim gelinin evine girdim. Kaçmadı benimle. Evden çıkıyordum ki Ali Osman Ağa içeri girdi, beni bıçaklamak istedi. Ben de başına tabancamın kabzasıyla vurdum. Gavurdan kötü Şahin Ağa onları lekelemiş. Günahsız gelin zehir içmiş. Çok pişman oldum. Deli Halit Ağa'yı da bana o öldürttü. Kör İbiş'in evini de bana o yaktırttı. Kanun'un elinden kurtulur diyerekten Şahin Ağa'yı ben öldüreceğim. Zaten bu mektup sizlerin eline geçtiği vakit ikimiz de ölmüş olacağız. Allah günahlarımı affetsin Murtaza. Muhtar! Köyünde adamlar ölüyor, bir kadın zehirleniyor ama sen bize haber vermiyorsun. Bağışla beyim, biz ölümlerin normal olduğunu sanmıştık. Peki doktor, yangında ölenlerin cesetlerini bulabildiniz mi? Hayır, sıcaktan taşlar bile erimiş savcı bey. Onların kemikleri bile kalmamış. Kül ve molozdan başka bir şey bulunamadı. Küllerin bir kısmı da ölenlerin kemiklerine ait olabilir. Ama bunu ayırt etmek de mümkün değil. Muhtar, onları samanlığa girerken gören var mıymış? Şahin Ağa'nın karısı Esma görmüş beyim. Peki dışarı çıkarken gören var mı? Hayır. Hemen her taraf araştırıldı savcı bey. Bu durumda üçünün de öldüğünü kabul mü edeceğiz doktor? Evet efendim. Geçmiş olsun hemşerim, elin yüzün yanmış. Kaza filan mı geçirdi? Onun gibi bir şey. Harman yandı. Bizim de elimiz yüzümüz böyle oldu. İstanbul'a varınca bir doktora gözük bari. Öyle yapacağım. İstanbul'a çok var mı? 2 saatlik bir yolumuz kaldı.
Birazdan İzmit'e gireceğiz. İzmit'te durur mu ki? Durur durur. Yolcu alıp indirir. Kolunu neden kestiler seni? İşte İzmit'e vardık. İyi. İnip boşalan su şişemi doldurayım. Al böyle bakalım. Pişmaniye var bunlar. Güzel pişmaniye. Gel abi. Pişmaniye var abi. Bunlar işte. Çeşme nerede acaba? Simitçi. Buralarda çeşme var mı? Ne? Ha, istasyonun arka tarafına geç, orada görsün abi. Sağ olasın. Hadi güle güle. Ha, işte çeşmeyi gördüm. Birkaç kişi su dolduruyor. Tamam. Suyu doldurdum. Hadi ya, İzmit'in meşhur pişmaniyesi almadan gitme vatandaş. Pişmaniye ne hemşerim? Ne mi? Sen hiç pişmaniye yemedin mi oğlum? Yok. Nasıl bir şey? Bak bu bir çeşit şekerleme. Böyle pamuk gibi, lif gibi bir şey abi. Verir mi bir kutu? Madem güzel dedim, ver bakalım. Al bakalım abi. Ben şekerli şeyleri çok severim. Buyur. Sağ ol. Kaç para? 1,5 milyon. Of, çok paraymış be. Anlayınlar, sen köyünden hiç dışarı çıkmamışsın be abi. Bu pişmaniye İstanbul'dan daha pahalı alırsın ya. İstanbul pahalı bir şehir mi? Oo, hem de neyse, orada sokakta bir tuvalete girsen 500 bin lira verirsin vallahi. Vay be, neyse al paranı bakalım. Treni kaçırmayalım. Bereket versin abicim, Allah yardımcın olsun. Eyvallah. Güle güle, hadi bakalım pişmaniye pişmaniye. Bakalım cebimdeki para ne kadar idare edecek bakalım. İnşallah İstanbul'a gelince ağlarım. Yoksa aç sefili kalırım. Tren gitmiş. Ne yapacağım şimdi? Gidip bir yerde yemek yiyeyim. Sonra da ucuz bir otelde kalırım. Anadolu Çile Dolu adlı oyunun 20. bölümünü dinlediniz. 21. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalınız.